Milli Eğitim Bakan Yardımcımız Sayın Doktor Razif Yılmaz alanımıza teşrif etmişlerdir. Arz ederim. Dur. Hop hop hop. Yürü, yürü, yürü. O zaman sınıfı alabilirim. Oldu mu? Hadi bakalım inşallah. Çok teşekkür ederim. İsmin ne? Azra. Senin kim? Mahide. Sen de tam olarak bu sefer. Sefer hocam hoş geldiniz. Ya şimdi ne yapıyorsun? Eğitin beni, çocukluğumdan başlayarak, alfabemi öğretin bana. Çökmüş, yıkılmış umutlar içinde, gülmeyi, filizlenmeyi öğretin. Eğitin beni, tutun kolumdan, gezdirin toprağımın üstünde. Vatanımın dört bir yanını sevmeyi öğretin. Eğitin beni, çıkarın beni semalara, uçmayı öğretin. Güneşi gösterin bana, yağmurlu günde eğitin beni. Sayın Valim, Sayın Milli Eğitim Bakan Yardımcım, Sayın Protokol Üyeleri, değerli öğretmenlerim, kıymetli misafirlerimiz ve sevgili öğrenciler. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı açılış törenine hoş geldiniz. Bu anlamlı günümüzde teşrifleriyle bizi onurlandıran başta Sayın Valimiz ve Sayın Bakan Yardımcımız olmak üzere tüm konuklarımıza şükranlarımızı sunarız. Sayın Valim, program akışını arz ederim. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar, şiir okunması, gösterilerin yapılması, Milli Eğitim Bakan Yardımcımız Sayın Doktor Nazif Yılmaz'ın konuşmaları, Sayın Valimiz Aziz Yıldırım'ın konuşmaları, sınıf ziyaretleri, kapanış. Sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimiz için saygı duruşuna ardından İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Hazır ol. Dikkat! Thank you.
Atatürk diyor ki, İlköğretim geleceğin temelidir. İlköğretim davası insan olma, ulus olma davasıdır. İlköğretimin değerini her yurttaşı anlatmak ulusal bir görevdir. Şehit Erdoğan Erişik, ilk ortaokulu müdürümüz Sayın Arzu Karay'ı konuşmalarını yapmak üzere davet ediyorum. Sayın Valim, Sayın Milli Eğitim Bakan Yardımcım, Sayın Protokol, değerli öğretmenlerim, kıymetli misafirlerimiz ve sevgili öğrencilerim. Yeni bir eğitim öğretim yılı açılışının heyecanı içerisindeyiz. Bu heyecanımıza ortak olmak için okulumuza teşriflerinden dolayı öncelikle Sayın Valimize ve Sayın Milli Eğitim Bakan Yardımcımıza ve siz değerli misafirlerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Okulumuza hoş geldiniz. Yağmurlarla, bereketlerle geldiniz. Sefalar getirdiniz. Geleceğimizin umudu sevgili öğrenciler, varlığınız bizim için en büyük güçtür. Sizler geleceğimizin mimarlarısınız. Bugün yeni bir eğitim öğretim yılına başlamanın heyecanını taşıyorsunuz. Heyecanınızla birlikte sorumluluklarınızın da farkında olduğunuzu düşünüyorum. Hayatınızın yeni bir aşamasına adım attığınız bugün, sizleri mutluluğa ve başarıya götürecek yolculuğun başlangıcıdır. Hedefleriniz, amaçlarınız büyük olmalıdır. Attığınız her adım size dönecek. Verdiğiniz emekler birikerek sizleri yarınlara taşıyacaktır. Azim ve kararlılıkla birlikte çıktığımız bu yolculukta, sizleri en iyi şekilde yetiştirmek de bizim öncelikli hedefimizdir. Başarılı bir yıl olması dileklerimle tekrar Sayın Valim, Sayın Milli Eğitim Bakan Yardımcımız ve değerli misafirlerimiz, okulumuza hoş geldiniz. Saygılarımla. Konuşmalarından dolayı müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Tekirdağ Milletvekili Sayın Profesör Doktor Mustafa Şentop, Tekirdağ Milletvekillerimiz Sayın Mustafa Yel, Sayın Çiğdem Koncagül, Sayın Faik Öztrak, Sayın İlhami Özcan Aygun, Sayın Candan Yüceer, Sayın Enes Kaplan, 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla kutlama mesajı göndermişlerdir. Kendilerine teşekkür ederiz. Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır. Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran eğitim ordusudur. 2A sınıfından Öykü Bingül'ü Okulum adlı şiiri okuması için kürsüye davet ediyorum. Okulum, ne kadar çok severim okulumu bir bilseniz. Okul kadar güzel bir yer var mıdır bilmem. Okulum, okulum, güzel okulum, bilgi, sağlık, yuvam okulum. Kucak açmış bekliyor öğrencilerine, benim gibi her çocuk derslerini çalışmalı, okumalı, yurt için çalışmalı, vatan için. Gözleri görmeyen, hiç okula gidememiş ama okula ve eğitime sevdalı halk ozanımız Aşık Veysel der ki, dünyanın en zengin aklını gördüm, sermayesini sordum, dedi ki okul. İnsanlara hizmet yaptığın yardım, merhametim, duygum, dedi ki okul. Konuşmalarını yapmak üzere İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ersan Ulusan'ı davetime arz ederim. Sayın Valim, Sayın Bakan Yardımcım, çok kıymetli hazirun, çok değerli velilerimiz, çok kıymetli meslektaşlarım, sevgili öğretmenlerimiz,
göz aydınlığımız sevgili öğrencilerimiz, 2022-2023 eğitim öğretim yılı açılış programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Milli Eğitim ailesi olarak çok heyecanlı ve bu özel günümüzde bizleri yalnız bırakmayarak teşrif eden Sayın Valimize, Sayın Milli Eğitim Bakan Yardımcımıza, çok kıymetli hazırına şükranlarımızı arz ediyorum. 5 Eylül Pazartesi günü okul öncesi ve ilkokul birinci sınıflarda uyum haftası etkinliklerimiz ile başladığımız, bugün ise tüm sınıf seviyelerinde okula dönüş heyecanı yaşadığımız 2022-2023 eğitim öğretim yılının tüm eğitim ailemize, velilerimize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bakanlığımız koordinasyonunda devletimizin tüm imkanlarının seferber edilerek okullarımızın ihtiyaçlarının karşılandığı yeni eğitim öğretim yılımızda Tekirdağ ilimizde 12.528 öğretmenimiz, 438'i resmi, 166'sı özel olmak üzere 604 okulumuzda bugün itibariyle 204.564 öğrencimize eğitim öğretim hizmeti verilmeye devam edilecektir. Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması bağlamında yapılan çalışmalarımız devam etmekte olup, bakanlığımızca ücretsiz dağıtılan okul ders kitapları tüm öğrencilerimizin sıralarında bugün itibariyle hazır olarak öğrencilerimizi beklemektedir. Yine ayrıca bu yıl ders kitaplarımıza ilave olarak 2. sınıftan 12. sınıflara kadar tüm öğrencilerimizin ihtiyaç duyabilecekleri yardımcı kaynaklar da yine okullarımıza gönderilmiş ve öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur. Bugün itibariyle ilimizde 3 köy yaşam merkezimizi de hizmete sunmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Devam eden süreçte kırsal mahallelerimizdeki okullarımızı köy yaşam merkezlerine dönüştürme çalışmalarımız sürecektir. Kullanılmayan köy okulu binaları, köy yaşam merkezleri projesiyle ihtiyaçlar doğrultusunda anaokulu, ilkokul, kurs merkezi, kütüphane ve farklı alanda hizmet veren atölyelerle gençlik kampları gibi eğitsel ve sosyal etkinliklerin yapılacağı alanlara dönüştürülmüş olacaktır. Kıymetli öğretmenlerimiz, aziz milletimizin en değerli emaneti olan göz aydınlığımız evlatlarımızı iyilikle, sevgiyle, merhametle ve irfanla şekillendirerek milletimizin güvenine layık olma hedefimizle mutlu ve başarılı yarınlarımızı yetiştirecek olan sizlersiniz. Medeniyetlerin ve zihinlerin köprüsünü kuran, geçmişin değerlerini geleceğe taşıyan, kültürleri birbirine kaynaştıran, öğrencilerini sevgide ve iyilikte birleştiren fedakar öğretmenlerimizle 2022-2023 eğitim öğretim yılımızda da yeni başarılara hep birlikte ulaşacağımıza olan inancımız tamdır. Yeni eğitim öğretim yılında kıymetli meslektaşlarım, sevgili öğretmenlerimize başarılar diyorum. Sevgili öğrencilerimiz, kendine iyi bak ki alemin özü sensin. Sen varlığın göz bebeği olan Adem'sin mısralarında ifade edildiği üzere alemin göz bebeği olan sizlerin özünde var olan güzellikleri ortaya çıkartabilmek ve sizleri okuyan, araştıran, soran, sorgulayan, bilime ve kültüre meraklı, 21. yüzyıl becerileriyle donanmış ve öğrendiklerini insanlık hayrına sarf edebilen, milli ve manevi değerlere haiz bir nesil olmanız için öğretmenlerimizle sürekli çaba içerisindeyiz. Sizler tarihi hedefleri, değerleri ve vicdanı ile büyük bir milletin evlatları olarak milletimizin umudu, aydınlık yarınlarımızın teminatısınız. İnanıyorum ki geçtiğimiz eğitim öğretim yılındaki başarılarınıza başarı katacak, ilimiz başarı çıtasını daha da yükselteceksiniz. Ailenize, çevrenize, milletimize hizmet erleri olacağınıza ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracağınıza inancımız tamdır. Ve bu güzel günde bizleri yalnız bırakmayan kıymetli velilerimiz, eğitim camiası olarak sizlerle ve eğitime destek olan tüm gönüldaşlarımızla birlikte büyük bir aile olduğumuzun bilinciyle ve yaşamın en önemli işinin eğitim olduğunun farkındalığıyla en kıymetli varlıklarınız olan öğrencilerimizi sadece akademik başarı anlamında değil, her alanda başarılı kılacak özgün, kültürel, sanatsal,
sosyal ve sportif çalışmalarla da güçlendirmek arzusundayız. Öğrencilerimizin bir yandan milli ve manevi değerlerimizi kuşanmalarını sağlarken, diğer yandan da bilişsel gelişimleri ve akademik yolculuklarında onlara sağladığınız katkılardan dolayı eğitim ailemiz adına sizlere gönülden teşekkür ediyorum. Ülkemizin, Tekirdağ'ımızın ve çocuklarımızın en güzel geleceğe sahip olmasını dilerken, bu süreçte büyük emekleri olan değerli öğretmenlerimize, eğitim yöneticilerimize, tüm personelimize ve velilerimize bir kez daha kalbi teşekkürlerimi sunuyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılımızın öğrencilerimize, velilerimize, öğretmenlerimize ve tüm eğitim çalışanlarımıza sağlık, mutluluk ve başarılar getirmesini diliyorum. Saygılarımla. Konuşmalarından dolayı İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ersan Ulusan'a çok teşekkür ediyoruz. Okulumuz 4A sınıf öğrencileri hazırlamış oldukları bayrak rontu gösterilerini sergilemek üzere alana davet ediyorum. Seni hiç unutmam.
öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Milli Eğitim Bakan Yardımcımız Sayın Doktor Nazif Yılmaz'ı davetimi arz ederim. Sayın Valim, değerli rektörüm, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, sevgili velilerimiz ve kıymetli öğrencilerimiz, değerli meslektaşlarım. Bugün Türkiye'mizde bütün okullarımızda az önce burada gördüğümüz gibi öğrencilerimizde, öğretmenlerimizde güzel bir heyecanı yaşamak için yine rahmetli ve yağmurlu, bereketli bir günde beraberiz. Muratlı ilçemizde, Sevindikli köyünde sizlerle olmaktan dolayı bahtiyarlığımı ifade etmek isterim. Değerli yavrularımız, sevgili velilerimiz, aslında bugünün en güzel günü sizin gününüz ve ayrıca öğretmenlerimizin günü. Çünkü bir insanın hayatında yapacağı en güzel şey diğer insanlara faydalı olmak ve onlara bilgiyi, erdemi, hikmeti, ilmi ve irfanı taşımaktır. Bu okulumuzda yavrularımız eğitim gördükleri süre içerisinde öğretmenlerinden az önce ifade ettiğim bu değerlerimizi ve ilmi öğrenecekler. Hem kendi hayatlarına hem de ülkemizin geleceğine kendilerini hazırlayacaklar. Ama sizler onları her gün aynı heyecanla gün be gün bir adım daha ileriye gitmesi için çaba sarf ederek geleceğe hazırlayacaksınız. Tabii burada öncelikli görev öğretmenlerimize, meslektaşlarımıza düşüyor. Çünkü öğretmenler beşeriyetin eğitimcilerinin bir bakıma temsilcileridir. İnsanlığın en büyük eğitimcileri elbette öncelikli olarak Allah'ın gönderdiği peygamberlerdir. Ve sonra insanlara yol gösteren, ufuk çizen lider insanlardır. Dolayısıyla bu yavrularımız onların izinden giderek, yolundan giderek topluma daha çok faydalı olmak için emek sarf edecekler ve ülkemizi, istikbalimizi, istiklalimizi daha ötelere taşıyacaklar. Sadece ülkemiz için değil, bugün Türkiye'mizin ve dünyanın konumunu göz önüne aldığımızda aslında bu çocuklarımız dünya için gelecekte çok büyük anlam ifade etmektedir. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı olarak 19 milyona yakın öğrencimizle yine 1 milyon 200 bine yakın öğretmenimizle resmi ve özel okullarımızda büyük bir eğitim mücadelesi verilmektedir. Özellikle ilkokul çağındaki çocuklarımız okul öncesinde 5 yaşın %93'ü buldu. Yine az önce ifade edildi. Köy yaşam merkezlerinde 1600'e yakın köy yaşam merkezleriyle köy okullarımızın yeniden canlandırılmaya çalışıldı. Mesleki eğitim merkezlerimizde yaklaşık 730 bin eğitim alan öğrencilerimizle ve mesleki eğitimdeki gençlerimizle biz Türkiye'mizi her yönden geleceğe hazırlamanın çabası içerisindeyiz. Özellikle bu çaba içerisinde en büyük gayret elbette çocuklarımızın olacaktır. Ben buradan sevgili çocuklarımıza da birkaç şey söylemek istiyorum. Sevgili yavrularımız, küçük yavrularımız, sizin ilim yolculuğunuz bugün başlar ama bir ömür boyu devam eder. Çünkü bizim kültürümüz beşikten mezara kadar ilim öğrenin kültürüyle hemhal olmuştur. Dolayısıyla bizde beşikten mezara kadar ilim öğrenmek ve bize ilmi, erdemi, hikmeti, irfanı öğreten insanlara saygı göstermek kültürümüzün temelinde vardır. Dolayısıyla okumanın sınırı yoktur. Bugün başlayacaksınız ama ila nihaya sürekli okuyacağız. Elbette bir meslek edineceksiniz ama bu meslekle beraber okuma hayatımızda hiçbir zaman bitmeyecek. Ama şu da bir gerçektir ki sevgili yavrularımız, biz okurken sadece kitabı okumayacağız. İçinde yaşadığımız evreni de okuyacağız. Toplumu okuyacağız, insanlığı okuyacağız.
Ve bugün bizim insanlığımızın neye çok ihtiyacı varsa onu daha çok nesillere taşımanın çabası içerisinde olacağız. Şu bir gerçektir ki hikmetsiz, irfansız ilim insanlığa sadece kurtuluş getirmemektedir. Onun için bizim ülkemizde ve Balkan coğrafyasında Anadolu irfanının bizim nesillerimizi ne kadar erdemli bir noktaya getirdiğini görmekteyiz. Dolayısıyla benim meslektaşlarımdan, öğretmenlerimden istediğim sadece çocuklarımızın zihinlerini değil, gönül eğitimlerini de dikkate almak. Onlara iyilik yapmayı, insanlara faydalı olmayı, bilgi öğrenmek kadar ve bilginin de asıl amacının da bu olduğunu da öğretmemiz gerekir. Aksi takdirde bugünkü geldiğimiz noktada insanlık erdemsiz, hikmetsiz ve irfansız bilgiyi yine insanlığın maalesef zulmü için kullanabilmektedir. Bugün dünyaya baktığımızda Türkiye'mizin mazlum coğrafyalarının ümidinin olmasının arkasında işte bu anlayış vardır. Bugün Anadolu irfanı diyerek bizim sürekli üzerinde durduğumuz bu anlayış mazlum coğrafyalarda mazlum insanların sığınağı, zalim insanların da korkacağı bir nokta olmuştur. Dolayısıyla çocuklarımıza biz ilmi, teknolojiyi ve her tür bilgiyi ve beceriyi öğretirken ahlakı, erdemi ve hikmeti de öğretmenin çabası içerisinde olacağız. Dolayısıyla ben velilerimizden şunu da arzu ediyorum. Çocuklarımızın okullardaki derslerinin başarısını takip ettiğimiz kadar çocuklarımızın ahlaki davranışlarını da mutlaka takip etmeliyiz. Arkadaşlarıyla iletişimlerini mutlaka takip etmeliyiz. Öğretmenlerine saygısını mutlaka takip etmeliyiz. Ve biz karnemizin hep sol tarafına bakmak değil, sağ tarafına da bakarak ve bunları da usulen yazmak veya bulundurmak yerine bunları da çok ciddiye alarak çocuklarımızı elbette geleceğe hazırlamak zorundayız. Çünkü çocuklarımız çift kanatlı bir eğitimden geçmediği müddetçe arzu ettiğimiz istikbalimize ve istiklalimize ulaşmamız mümkün olmayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle yavrularımıza emeği geçen öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Sevgili yavrularımızı tebrik ediyorum. Velilerimizi tebrik ediyorum. Ve bu eğitim öğretim yılında özellikle Tekirdağ ilimizde başta il müdürümüz olmak üzere değerli ilçe müdürü arkadaşlarımız, öğretmenlerimiz ve mülki amirlerimizin her tür gayretlerinden dolayı kendilerine takdir ediyor, teşekkürlerimi ifade ediyorum. 2022-23 öğretim yılımız hayırlı olsun. Başarılar diliyorum. Allah'a emanet olunuz. Konuşmalarından dolayı Sayın Bakan Yardımcımıza teşekkür ederiz. Okulumuz 6A sınıfı öğrencilerimizi Konya yöresine ait kaşık oyununu sergilemek üzere buraya davet ediyorum.
Öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Bir yıl sonrasını düşünüyorsan tohum ek, ağaç dik. 10 yıl sonrası ise tasarladığın, ama 100 yıl sonrası ise düşündüğün halkı eğit. Bir kez ürün verir ekersen tohum, bir kez ağaç dikersen 10 kez ürün verir. 100 kez olur bu ürün eğitirsen halkı. Konuşmalarını yapmak üzere Sayın Valimiz Aziz Yıldırım'ı teşriflerine arz ederim. Sayın Bakanım, Sayın Kaymakamım, İl Milli Eğitim Müdürümüz, Belediye Başkanımız, siyasi partilerimizin çok kıymetli temsilcileri, başkanları, çok kıymetli rektör hocam, çok kıymetli öğrencilerimiz, velilerimiz, öğretmenlerimiz, basınımızın güzide mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Eğitim, bireylerin çağın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, vicdanlı, dürüst ve ahlaklı bireyler olarak yetişmesinde, toplum içindeki yetenekli bireylerin keşfedilmesinde rol oynayan bir süreçtir. Bireylerin iyi bir insan, iyi bir vatandaş ve iyi bir meslek sahibi olması eğitim sayesindedir. Bir ülkenin geleceği, o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır. İnsan kaynağını en iyi şekilde eğiten ve yetiştiren, ülkelerin gelişmişlik ve sosyal refah bakımından en ön sıralarda yer aldığını görmekteyiz. Milletler arasındaki medeniyet yarışında milletleri öne çıkaran ve lider yapan en önemli unsur eğitimli insan kaynağıdır. İnsan kaynağının nitelikli hale getirilmesinde, ahlak ve zeka bakımından olgunlaşmasında eğitim vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Bunun yanında milli bilinç ve kültürün korunması ve yaşatılması, gelecek nesillere aktarılması, bu sayede devletimizin devamlılığının sağlanması eğitim yolu ile olmaktadır. Devletimiz çocuklarımızın en iyi şekilde eğitim alabilmesi için gerekli çalışmaları yapmaktadır. Yeni okullar açmak, yeni okulların açılması için hayırseverlerle protokoller yapmak, spor salonları, tasarım beceri atölyeleri ve kütüphaneler kurmak, ders kitabı ve yardımcı kitapları dağıtmak bu amaç doğrultusunda yaptığımız çalışmaların sadece birkaçıdır. Bununla birlikte okul idarecilerine, öğretmenlere ve velilere de önemli görevler düşmektedir. Değerli okul idarecilerimiz ve öğretmenlerimiz, çocuklarımız sizlere emanettir. Bu emanete sahip çıkacağınıza ve çocuklarımızın iyi bir eğitim alması için elinizden gelen gayreti göstereceğinize olan inancım tamdır. Bilimi ve öğrenmeyi seven, vatanına, milletine, maneviyatına bağlı, sorgulayan, okuyan, eleştirel düşünebilen, sorun odaklı değil, çözüm odaklı, araştırmacı ve yaratıcı bireyler yetiştirmeniz sizden beklentimizdir. Öğrencilerimizin içindeki cevheri sizler keşfedeceksiniz. Sizlerin öğrencilerle ilgilenip zamanında gerekli yerlere yönlendirmesi onların geleceğini mutlaka etkileyecektir. Sevgili aileler, sizlere büyük sorumluluk düşüyor. Öncelikle çocuklarımıza tavır ve davranışlarınızla sizler örnek olmalısınız. Onlarla ilgilenerek güzel ve faydalı vakit geçirmeye özen göstermelisiniz. Psikoloji alanında yapılan araştırmalara göre pek çok davranışımızın temeli çocukluk çağında atılıyor. Çocukluk çağında yaşadıklarımız, gördüklerimiz, öğrendiklerimiz geleceğimizi çok fazla etkilemektedir. İyi bir ailede yetişen çocuklar mutlu, huzurlu, başarılı oluyorlar. Sizler bugünkü davranışınızla, aile ilişkilerinizle çocuklarımızın iç dünyasında büyük izler bırakıyorsunuz ve çocuklarımızın geleceği bu izlere göre şekilleniyor. Sevgili çocuklar, sizler bu ülkenin geleceğini inşa edeceksiniz. Ülkemizin, milletimizin refahını, gelişmişliğini inşa edecek olan sizlersiniz. Bu sorumluluğu yerine getirebilmek için kendinizi çok iyi yetiştirmeniz gerekiyor.
Bunun için çok okuyun, bilimi öğrenmeyi mutlaka sevin. Derslerinizi ertelemeden zamanında ve düzenli olarak çalışın. Sevdiğiniz bir sporla veya bir hobiyle mutlaka ilgilenin. Bu vesileyle 2022-2023 eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Valimizi bırakmıyoruz. Sayın Bakan Yardımcımızı, Sayın Rektörümüzü, Sayın İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüzü ve Sayın Protokol Üyelerini 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılının ilk derslerinin çalınması için Sayın Valimizin yanına davetimi arz ederim. Yukarı yukarı. 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 Ha. Okulun içine de girmesin. Evet. Tamam. Aralarından gireceğiz. Tamam. Tamam. Yukarıda yazı okunsun. Evet. Tamam mı? İkisi çalıyor. Hadi. Hayırlı olsun. Hadi. Hayırlı olsun. Oradan alıyorlar çocuklar ama. Ortaokul onlar. Oradan ortaokul. Ortaokul onlar. Mesut. Onlar ortaokul. Abi buradan girdi çocuklar. Ortaokul. Geliyorlar.